Beklenen büyük evlilik sonunda gerçekleşiyor mu? Halil İbrahim ile Zeynep evleniyor mu? Eğer evlenmezlerse Zeynep mecburi olarak yurt dışına gidecek. Bu videoda dizinin yeni bölümüne dair çok büyük analizlerle geldim. 7. bölüm dizinin aslında bir dönüm noktasıydı. Dizinin ileriki bölümlerinin başlangıç aşamasıydı aslında. Şöyle düşünün, ilk 6 bölüm intikamdı. İntikam sahneleri çok güzel bir şekilde işlendi. İzleyici ekrana kilitlendi ve istenen şey açık açık gösterildi ve hızla anlatıldı. Bölümlerin hızla ilerlemesinin en büyük nedeni de buydu aslında. Dizinin sadece intikamdan ibaret olmadığını göstermek adına ilk 6 bölüm hızlı hızlı işlendi. 7. bölümde Halil İbrahim Karasu, Karadeniz'in en büyük ailelerinin reislerine raconu kesti ve bundan sonrası da artık onlardan haraç bağlaması işlenecek. Halil İbrahim'in devlet adına çalıştığı da artık açık açık belli oldu. Az sonra her şeyi konuşacağımız bu videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Videoya başlamadan önce bu tarz analiz videolarımızın devamı adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, hazırsanız şimdi başlayalım. En öncelikli meseleden başlıyorum. Halil İbrahim ve Zeynep evleniyor mu? Zeynep Asiye'ye sıktığı için Zeynep'e bir yaptırım uygulayacaklar. Aslında olayın en başından başlayıp adım adım gidersek meseleyi çok daha iyi anlatabiliriz. Şimdi en başta bilirsiniz, hapiste Zeynep'in süt kardeşi Cingöz vardı. Cingöz Asiye şeytanının kızına aşıktı. Bunlar mektuplaştılar ve Asiye de öğrendi. Öğrendikten sonra Yavuz Leto ile Dursun Leto ile görüşüp Cingöz'ü öldürmelerini söyledi. Yavuz Leto da hapse gidip Cingöz'ü bıçaklattı. Cingöz şu an hastanede, ölüp ölmeyeceği belli olmasa da ben şahsen öleceğini sanmıyorum. Yavuz Leto ile babasına videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Şimdilik Asiye ile Zeynep'ten devam edelim. Zeynep süt annesini de alıp Asiye'nin yanına gitti. Ondan Cingöz'ün hastanede öldürülmesini rica ettiler. Asiye ise Cingöz'ü kendisinin vurdurttuğunu açık açık söyledi. Asiye söyleyince Zeynep de ona sıktı. Sıktığı sahneyi bölüm sonunda göstermediler. O sahneyi yeni bölümde göstereceklerdir. Asiye'nin vurulması izleyiciyi öylesine sevindirmiştir ki sizin sesinizi yorumlar dışında duymasam da burada sizin adınıza ben anlatıyorum, rahat olun. Asiye vurulduktan sonra Zeynep'ten şikayetçi olacak. Şikayetçi olması sonucu da tüm Leto ailesi meseleyi anlamaya çalışacak. Asiye de suçlu olduğu için bir şekilde Zeynep hakkında olan şikayetini kaldırmak zorunda kalacak. Ama Asiye'nin bir isteği olacak. O da Zeynep'in yurt dışına gitmesidir. Rızvan da zaten durur mu hemen kabul edecek. Zeynep şartlı çıktığı için de hiç kimse maalesef buna bir şey demeyecek ve Zeynep'e yurt dışı yolu görünecek. Zeynep de yurt dışına gitmek zorunda kalacak ama aklına bir fikir gelecek. O da şu: eğer Halil İbrahim'le evlenirsem bunlar beni yollayamazlar fikri. Bu fikri Halil İbrahim'e anlatınca Halil İbrahim de evet diyecektir. Yani ikisinin evleneceğini bilin ama öyle düğün filan beklemeyin. Muhtemelen bir kuru kuruya nikah filan yapacaklar. Ama buradaki asıl amaç Zeynep'in yurt dışına gitmemesidir. Tabii dışarıdan öyle görünecek. Zeynep'in amacı ise hepiniz de biliyorsunuz ki Halil İbrahim'le birlikte olmak. Halil İbrahim de aslında biliyor ama çaktırmıyor. Bu bölüm Zeynep'e evet dedikten sonra artık zaman ilerledikçe Zeynep'in ona aşık olduğunu tam anlayacaktır. Zeynep ile Halil İbrahim'in evlenecek olmalarının iyi fikir olduğunu düşünenler bu videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Bir de evlenmeleri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bölümler ilerledikçe aslında daha da belli olacak. Halil İbrahim Karasu devlet adına çalışıyor. Bunu 7. bölümün son sahnesinde Oğuz'la konuşurken tam anladım. O sahneyi sizler de eğer tam izlemediyseniz bence bir daha açıp izleyin. Çünkü o sahne her şeyi bize açıklıyor. Devlet adına çalışan Halil İbrahim istihbarattan yardım alıyor. İstihbaratın bilgisiyle Karadeniz'e gelen Halil İbrahim'in tek amacı aslında sevdiği kızla evlenmek değildi. Sevdiği kız öldü, o ayrı bir mesele. Bir daha oraya girmeyelim ama devletin gizli operasyonlarından birini yapmak için Karadeniz'e geldi ve amacına da ulaştı. İlk başlarda belki de gizli gizli Leto'ların işlerini takip edecekti. Ama sevgilisi öldürülünce işi intikam meselesinden ilerletti. Bu kısım çok önemliydi. Tekrar geçmeyeceğim ama siz yine izlersiniz. Tabii eğer üstten anlattıysam dikkatlice izleyerek olaya tam hakim olabilirsiniz. Aslında bu videonun tamamı çok çok önemli. Dediğim gibi 7. bölüm ve sonrası çok farklı olacak. İlk 6 bölümü unutun. Ondan apayrı bölümler izleyeceğiz. Kötü anlamda demiyorum, çok daha oturaklı bölümler izleyeceğiz.
Evet, geldik Asiye yılanı ve Leto'ların amcaoğullarına. Asiye bu bölüm durdurak bilmedi. Kadın bölümün çoğunda göründü. Dursun Leto ile Yavuz'un da başını biraz yaktı. Zaten o ikisinin uyuşturucu işinde olduklarını öğrenen Rızvan, Leto ve Kulpalar onlara büyük yaptırımlar uygulayacaklar. Aslında Leto'lar ve Kulpalar ne kadar da pis gösterilseler de toz işine, yani uyuşturucu işine girmedikleri için bir taraftan tam kötü gösterilmiyorlar. Yani şöyle diyelim, bu kirli işleri izleyicinin gözünde Dursun, Leto ve oğluna yıktılar. Yani kirliden daha kirlileri varmış. Bilirsiniz dizilerde silah ticareti yapanlar, uyuşturucu ticareti yapanlar kadar kötü gösterilmez. O yüzden de o ikisine büyük yaptırımlar uygulanacaktır. Geldik masanın Halil İbrahim'in %50'lik payını verip vermeyeceğine. İlk başta Halil İbrahim'i oyalamak için Halil İbrahim'e evet diyecekler. Ardından da arka planda işlerin işleyişini değiştirecekler. Tabii Halil İbrahim yer mi? Tabii ki de hayır. Zeynep'in de yurt dışına gitmesini önleyerek, yoldaşıyla birlikte tekrardan akıl alışverişi yaparak bu yolda Leto'ları yine alt edeceklerdir. Yani Zeynep yurt dışına gitmeyecek ve Leto'lar da Halil İbrahim'in %50'lik anlaşmasını kabul edecekler. Daha çok konuşacak konu var. Diğer konuları da ikinci kanalımız olan Dizin kanalımızda sizlere açıklayacağız. O kanalımızda da abone olmayı unutmayın. Şimdi geldik dizinin bölüm değerlendirmesine. Az sonra ise reyting sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Dizinin 7. bölümü evet durgundu, aslında yine gerilimi ve heyecanı yüksek bir bölümdü ama aksiyon bakımından düşük bir bölümdü. Ama diziyi izlerken gerçekten tad alıyoruz. Hele bu bölüm Halil İbrahim'in köpek raconu efsaneydi. Aslında dizinin her bölümünde birer tane unutulmaz sahne bizlerle paylaşıyorlar. Bu bölümün de unutulmaz sahnesi o sahneydi. Kendini kurt sanan adamları köpek yerine koyuyordu. O sahne izleyenlerin bir kısmı tarafından kötü karşılandı. Adamlar oyuncu olsa bile yine de bu tür bir lafı nasıl kabulleniyorlar diye eleştiriler geldi. O eleştirilere bir şey demeyeceğim ama adamlar sonuç olarak oyuncudur. Kötü karakterde oynamayı da kendileri seçti. Bırakın bu tür şeyleri de onlar düşünsün. Bölüme yine artı bir puan veriyorum. Dizi ekibini tebrik ediyorum. Geldik dizinin reyting sonuçlarına. Dizinin reytinglerini şu an ekranda görüyorsunuz. Geçen hafta Perşembe'nin en çok izlenen dizisiydi. Bu hafta çok az bir farkla diğer diziye birinciliği verdi. Yine de dizi ekibini tebrik ediyorum. Bölümler ilerledikçe çok daha iyi reytinglerle karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Evet, dizinin yeni bölümüne dair birçok konuyu açıklığa kavuşturduk. Bu kanalda Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm analizlerinin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.